Menisküs rahatsızlığı da çok çok önemli. Şimdi diz kapağı aynı insanın omurları arasındaki disk gibi. Öyle düşünelim. Diz kapağını besleyen sinir ve damar yok. Diz kapağında sinir, damar yok. Neyle besleniyor? Diz kapağı çevredeki eklem sıvısından, kıkırdakların salgılamış olduğu sıvıyı kendini emerek sünger gibi bununla besleniyor. Şimdi kişi, özellikle futbolcular veya kickboksçular, spor, yoğun ağır spor yapanlar birkaç defa düştüğü zaman veya kickboks vurdu bir yerine efendim derken incittiğinde ne olur? Dizdeki kirişler, bantlar yırtılabilir. Atroskopiyle ameliyatlar oluyor. Bu çözüm olmuyor. Yine de problem devam ediyor. Bu gibi durumlarda ne yapmak gerekir? Buna karşı çok özel bir bitki var. Nedir? At kuyruğu. At kuyruğu otu öğütülmüş olduğu için pek anlaşılmıyor. At kuyruğu otu, harpago yani şeytan pençesi kökü, ısırgan otu, ayrık kökü gibi bitkiler kemikleri ve bağ dokusunu güçlendirir. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş kendine gelir. Uzun süre ben Almanya'da kaldım da, şimdi Almanların neredeyse %60'ı %70'i yabancı düşmanı. Her ortamda, her koşulda, her fırsatta Türklüğün, Müslümanlığın aleyhinde konuşurlar. Yani onların en büyük zevki. Yani Türklük, Müslümanın aleyhinde konuşacak adamlar duramaz. Batar. İlla ki rahat edemezler. Türklüğün, Müslümanın aleyhinde konuşmazsa rahat edemezler. Hatta buraya Antalya'ya gelmiştim de otelde kaldım o zamanlar. Orada kalan hep Almandı, turistler. Allah Allah, durmadan Türklük, Müslümanın aleyhinde konuşuyor. Adam Türkiye'de izin yapıyor, Türklüğün aleyhinde konuşuyor. Niye geldin? Madem sevmiyor, niye geldin? Seni zorla mı getirdin? İşte benim orada mesela birçok sohbete katıldığımda Almanya'da, ben olduğum zaman Almanlar din, tarih, siyaset üzerine konuşamazlardı. Hemen o Gökçek geliyor, konuyu değiştirir. Başka bir şey, futbol vesaire konuşurlardı. Bazıları da laftan anlamıyor tabii. Adam bakıyor ki kendisine biraz daha bilgili, kaba kuvveti işi dökmeye çalışıyor. Ben kickbox bilirim, ben karate bilirim diye hava atmaya kalkıyor. Tabii biz de hafif biraz güreş falan bildiğimiz için atadan, dededen bunlara şaka yapıyormuş gibi yapıyorduk, el lansı atıyorduk vesaire. Şimdi bizim de adımız çıktı, kimse bize yaklaşamıyordu. Aman tehlikeli, alır kucağı yere vurur falan diye biraz güreş falan bildiğimiz için. Şimdi bir gün bir iddiaya girdiler, arkadaşlar dediler ki bir Alman 130 kilo, onunla güreşir misin? Dedim ya nasıl güreşeyim, ben 80 kiloyum, adam 130 kilo. Olur da olmazdı, hadi bakayım güreşelim hadi. O iri yarıya kendine çok güvendi adam. Hep kas zannediyor. Halbuki yağ tabakası. Onu şöyle bir çevirdim. Kucağıma aldım ama kaldıramadım. Zorladım biraz kendimi kaldırmak için. 130 kiloluk adam. Kaldıramayınca dizimi ağrıttım. Dizimi incittim. Menisküs değil de hafif böyle bir rahatsızlık. Merdiven çıkarken zorlandım. 2-3 ay. Aa, dedim ki böyle olmayacak. Hemen tedavi edilmezse bu dizler gidecek, tehlikeli. Ne yaptım? Çok özel bir formül. 40 kilit otu, ayrık kökü, ısırgan otu birleşiminden oluşan 40 kilit forte. Bunun çayı da etkili ama ekstresi forte daha etkili. İksirle beraber vesaire uzun süre kullandım. Hamdolsun hiçbir rahatsızlık kalmadı. Yani zamanında müdahale edilirse kıkırdaklar çok kısa zamanda tekrar eski formuna kavuşur. Bir genç futbolcu, amatör, hele takımda oynuyor. Düşmüş, dizini incitmiş. Düşmüş, dizini incitmiş. Üst üste. Ne olmuş? Menisküs yırtılı. Ameliyat olmuş. Yine %70 kalmış. Yani dizi, yani merdiven çıkarken zorlanıyor. Sol dizinde, sağ dizinde bayağı zorlanıyor. Çalışmakta yol zorlanıyor. Dedi ki ya hocam ne olacak? Problem değildi, hallederiz inşallah. Hallolmayacak hiçbir şey yok. Önemli olan zamanında, yerinde
uygun olan şeyi kullanmak. İksir, aloe vera jel, 40 kilit forte, cordyceps forte ve spirulina. Kullandığı zaman kişi ne oluyor? Vücudu temizliyor, arıtıyor. 6 hafta sonra hiçbir problem kalmıyor. Özellikle böyle kickboksçular. Mesela kickboks yapanlar vücudu temizlemek, arıtmak, güçlendirmek için bitkisel doping spirulina kullanmalı. Mesela bundan 2 ay önce bir genç kickboks antrenmanları yoğun oluyor. Önce yarım saat bir ön antrenman ısınma turu. Sonra gençler birbirine eş güçlü olanlar karşılaşıyorlar. Bayağı doğru dürüst yani birbirlerine vuruyorlar. Kickboks yapıyorlar. Bayağı vuruyorlar. Yani öyle hafiften değil. Bazıları da biraz arıza oluyor. Bütün gücünü vuruyor böyle. Yani buraya gelen bazı arıza, psikopat türler de oluyor kickboksa. Karşıdakine acımıyor. Ne vurursa, Allah verirse vuruyor. Gerçi ölülerin hoca tespit ederse atıyor ama tespit edene kadar karşıdaki adamı mahvediyor. Hoca görmediği zaman vuruyor böyle. Öleleri var. Şimdi benim tanıdığım çocuğa Ertuğrul'a bir tanesi böyle dadanmış. Fırsat buldukça vuruyor çocuğa. Ya dedi ya bunun yüzüne kickboksu vuracağım. Adam beni dedi kasıtlı vuruyor. Fırsat buldukça. Ben hallederim dedim. İksir, aloe vera jel, spirulina. Spirulina her türlü vitamin, mineral, enzim içerir. Japonya'da 50 yaşına geçen insanların %73'ü spirulina kullanır. Dünyada bu nedenle en sağlıklı millet Japonlar ve en uzun ömürlü de Japonlar. Çok sağlıklı beslenirler. 2 ay kullandıktan sonra diyor ki artık hiç problem değil. Enerjim diyor bitiyordu. Artık ben ondan daha enerjik, daha güçlüyüm. Adama diyor vurdu mu dağıtıyorum diyor. Artık bana yaklaşamıyor diyor. Eskiden bir çocuk bunu, biraz arıza bir çocuk, gelip ikide bir dövüyormuş. Şimdi diyor bana yaklaşamıyor bile diyor. O kadar diyor mükemmel bir şey ki kendime geldim. Allah razı olsun senden hocam diyor. Spirulina kişiye enerji veriyor. Güç veriyor, vücudu arıtıyor, hücreleri temizliyor. İnsan vücudu eğer ki sağlıklı beslenmezse aynı eskiden çöp evler olurdu. Hatta benim tanıdığım bir adam var. Fındık Sade'de. Adam sokakta plastik bursa evine getiriyor. Karton bursa evine getiriyor. Millet artık bıkmış ya yapma etme diyorlar dinlemiyor. İnsan vücudu da sağlıklı beslenmezse, yanlış beslenirse, spor yapmazsa, çok kimyasal ilaç kullanırsa insan bünyesi de çöp evler gibi olur. Bağ dokularına, cerahat, çuruk, pislik depolana. En basit şey de kişi hasta, hemen hastalanır. Bağışıklık sistemi çöker. Bu yaşlı, genç fark etmez. 3-4 yaşında mesela bugün vatandaş beni aradı diyor ki benim çocuğum sürekli hastalanıyor. Dedim ki sen onu Allah bilir hangi kimyasal ilaçla, antibiyotikle zehirledin? Çocuğun hastalanıyor diyorsun. Nereden biliyorsun diyor. Falcı değiliz. Biliyoruz yani. Değil mi? Çocuk durup dururken hastalanır mı? Kimyasal ilacı veriyor. Üşütme, grip, nezle, baş ağrısı hemen veriyor ilacı. Çocuğunu zehirliyor. Ondan sonra diyor ki benim çocuğum sürekli hastalanıyor. Kendi zehirliyor halbuki. Farkında değil. Nasıl olacak? Şöyle. Tamam problem değil.